Kerametin hak olduğuna dair eserimizin dördüncü dersindeyiz. Bu dersimizde Bakara suresinin 248. ayetini tahlil edeceğiz. Önce 39. sayfada anlatılan kıssanın özetini beyan edelim. İsrailoğulları kendi peygamberlerine gelerek bir hükümdar göndermesini isterler ve bu hükümdarla Allah yolunda savaşacaklarına söz verirler. Cenab-ı Hak onlara Talut ismindeki zatı hükümdar olarak gönderir. Ancak Talut fakirdir. Bu yüzden İsrail oğulları onu hükümdar olarak kabul etmek istemez. Kendilerinin hükümdarlığa daha layık olduklarını iddia ederler. Bunun üzerine peygamberleri onlara şöyle der. Estaizu billah inne ayete mulki. Şüphesiz onun hükümdarlığının delili en kumut tabut size sandığın gelmesidir. Fi sekinetun mi rabbikum o sandıkta Rabbinizden bir sekine vardır. Fahugazi, Ebusud, Hazin, Tutubi ve Alusi tefsirlerinin beyanlarına göre İsrailoğulları Hz. Musa'nın vefatından sonra bozulup isyan edince Cenab-ı Hak onlara Amalika kavmini musallat etti. O kavim sandığı onlardan aldı. Daha sonra Cenab-ı Hak Talut'un hükümdarlığına bir alamet olarak melekleri vasıtasıyla o sandığı tekrar İsrail oğullarına gönderdi. Ayette geçen tahmiluhul melaike o sandığı melekler taşır ifadesi sandığın melekler tarafından taşınarak taluta getirildiğini bildirmektedir. Kıssanın detayını tefsir kitaplarına havale edelim. Burada bilmemiz gereken şey şudur. Talut'un hükümdarlığına alamet olan sandık melekler tarafından taşınarak Talut'un evine getirilmiştir. Şimdi bu hadise üzerinde biraz tahlil yapalım. Birinci sorumuz şu. Bir sandığın melekler tarafından taşınarak bir zatın evine getirilmesi öfte emsali olan bir şey midir? Bir zatın seçilmişliğini alamet olsun diye meleklerin onun için bir sandık taşıması ve sandığı onun evine getirmesi alelade bir şey midir? Siz daha önce böyle bir şey gördünüz mü veya duydunuz mu? Herhalde ne görmüş ne de duymuşsunuzdur. O halde bu hadise öfte emsali olan bir hadise değildi. İkinci sormuş şu. Madem öfte emsali yok, o halde buna mucize diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Çünkü mucizeler peygamberlere hastır. Halut ise peygamber değildi. Üçünü sormuş şu. Bu olaya mucize diyemiyorsak ne diyeceğiz? Adını koymamız lazım. Öfte emsali olan bir şey değil. Mucize değil. Peki öyleyse adı ne? Biz Talut'un kerameti diyoruz. Hadi kerameti kabul etmeyenler bu hadiseye bir isim bulsunlar. Eğer şöyle derlerse bu keramet olmaz. Çünkü tahtı melekler getirmiştir. Talut değil. Buna cevaben deriz ki iyi de biz kerameti insan yaratır demiyoruz ki. Birinci dersimizde şöyle demiştik. Kerameti yaratan Allah'tır. Velinin bu yaratmada hiçbir müdahalesi yoktur. Allah'tan başkası zerre miskal fiile fail olamaz. Keramet kulun makbuliyetine işaret olsun diye Allah tarafından yaratılan olağanüstü hadisedir. Bazen velinin duası hürmetine yaratılır. Bazen de veli istemeden hatta farkında olmadan Allah tarafından ona ihsan edilir. Biz kerameti böyle tarif etmiştik meleklerin Talut'un makbuliyeti için bir sandık taşıması ve bu sandığı Talut'un evine getirmesi bir keramettir. Elbette tahtı taşıyan meleklerdir. Melekler de Allah'ın emriyle taşımış ve bu hadise Allah'ın kudretiyle vuku bulmuştur. Lakin Allah bu sandığı meleklere Talut kulunun hürmetine taşıtmıştır. Bu sebeple de bu hadise Talut'un defterine kaydedilen bir keramet olmuştu. Eğer kerameti kabul etmezseniz bu hadiseye bir isim bulmalısınız. Hadi bize bir isim söyleyin de öğrenelim. Kardeşlerim dersimizi burada tamamlayalım. Bir sonraki dersimizde meselemizin dördüncü delilini işleyeceğiz. O derste buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.